Evet, Merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Seste sıkıntı yok değil mi? Sesim gayet iyi geliyor. Yo, iyi. Bende de sıkıntı yok herhalde. Yok, gayet iyi. Tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın kardeşim? Teşekkür ederim, ben deyim. Evet sevgili dostlar, bugün Erzincanspor'un oyuncusu Yasin Dülger konuğumuz. Tekrar konuğumuza hoş geldin diyorum ben. Hoş bulduk. Oyuncumuz daha önce Erzincanspor'da oynamış ve tekrar bu sene Erzincanspor'a takımında forma giyiyor. Bu sezon 6 maçı çıktı ve bir tane de golü var. Kendisinin Erzincanspor öncelikle 3. sırada ve 13 puanı var. Hazırsanız ben sorulara geçeyim Yasin Tabii Bey. tabii tabii. Öncelikle Erzincan'ın daha önce oynadığınız ve tekrar geri geldiniz. Bu Erzincanspor hakkında, yani Erzincan şehir hakkında daha doğrusu neler düşünüyorsunuz şehir hakkında? Ya ben burada ilk sene oynadım geçmiş yıllarda. Ya buraya alışık Evet. değilim aslında. Ya buraya gelmekte de düşünce anlamında da çok zorlanmadım. Ya burası bana iyi geliyor, şehir iyi geliyor. Ya burayı çok seviyorum yani. Buranın insanları olsun, yöneticilerimiz olsun, başkanımız olsun. Çok güzel bir ortam var burada yani. O yüzden mutluyum yani burada olmaktan tekrardan. İnşallah başaracağız hep birlikte. Sezon sonu şampiyon olacağız. İnşallah diyelim. Peki şu an Erzincanspor'da hoca olarak namı değer Ümit Karan var. Evet. Hocanız hakkında neler düşünüyorsunuz? Hoca nasıl? Ya Ümit Hoca iyi yani, bence çok iyi. Bize yaklaşım olsun, bize ilgilenmesi anlamında falan çok iyi yani. Ondan öğreneceğimiz çok şey var. Çünkü biz de hücum oyuncusuyuz. O da bildiğiniz gibi hücum oyuncusu. Bize katacağı çok şey var. Hem bilgi anlamında hem futbol anlamında. Yani şu an bir sıkıntımız yok. Yani herkesle arası çok iyi. Futbolcularla ilişkisi çok iyi. Ya zaten bir hocanın önemli özelliklerinin biri de futbolcularla ilişkisi bence. Benim bu düşüncem tabii yani. Bir sorun yok yani Ümit Hoca ile ilgili. Peki idmanlar nasıl geçiyor? Sert mi geçiyor idmanlar? Yoksa Yani tempolu geçiyor, Ümit güzel Hoca? geçiyor. Daha çok taktik üzerine çalışıyoruz. Yani idmanlar bir sıkıntı yok yani. Daha çok taktik ağırlıklı gidiyor ama şu an. Yani hocamız iyi, sıkıntı yok diyorsun. Yok tabii tabii çok iyi yani. Takım peki nasıl? Takım arasında mesela yeniler geldi. Özellikle sen de geldin bu sene. Takımdaki oyuncular hakkında mesela ne söylersin? Aile ortamı var mı? Yani şu Tam an bence oturdu mu? aile ortamını yakaladık yani, maşallah diyelim hatta. Takım çok iyi gidiyor. Dün şanssız bir mağlubiyet yaşadık. Bunu nazar diyelim biz. Yani ortam çok iyi aslında. Herkesin arası çok iyi. Ya benim burada tanıdığım önceden de oyuncular var. Samet var. Enes var, sağ bek oynayan. Onunla zaten geçmiş yılda burada oynamıştık. Yani her birlikteliğimiz çok iyi şu anda. Maşallah diyelim. Çok iyi gidiyor yani. Bir sorun yok. Şimdi hazır geçen maç demişken onun hakkında konuşalım. En son Sparta Spor deplasmana gittiniz ve sen de ilk 11'deydin bu maçta. Evet. Kötü bir sonuç diyelim, nazar boncuğu gibi diyelim aslında. 1-0 kaybettiniz. Bu maç hakkında neler söylersin? Aslında daha üstün oynadık bana göre maçta ama şanssız bir gol yedik. Yani duran toptan karambolde önüne düştüğü gol yedik. Ya nazar olsun yani, biz elimizden gelenin fazlasını veriyoruz sahada. Yani hep birlikte takım arkadaşlarımla birlikte. İnşallah dediğim gibi yani yolun sonunda başaracağız yani, ben buna inanıyorum. Tabii. Bu önümüzdeki maçta evinizde oynayacaksınız Erzincan'da. Bu Evet. sefer konukta Arnavutköy Belediyespor olacak. Bu maç hakkında neler söylersin? Hazırlıklar devam ediyor mu? Yani şöyle söyleyeyim, bir an önce Isparta maçını telafi etmek istiyoruz. Bir an önce maç gelsin, oynamak istiyoruz. Hatta tüm arkadaşlarımla onu konuştuk. Hemen telafi etmek istiyoruz yani Isparta maçını. Yeneceğimizi düşünüyorum. İç sahada zaten kaybetme lüksümüz yok. Buraya gelen her takım bizden korkacaktır yani. Yeneriz diye düşünüyorum ben yani. Hazır takımlar derken şöyle lige baktığımız zaman şu an lider konumda olan da mesela Çorum Spor Evet. gerçekten kadro anlamında çok kaliteli ve şu anda lider zaten. Evet. O Çorum Spor hakkında mesela neler söylersiniz? O kadar Yani kaliteli bir kadro bu sezon ne yapar sizce? evet, yani grup da aslında çok zor. Gerçekten ürün grubu diyebiliriz yani buna. Yani Çorum var, Evet. Ahmet var, Urfa var. Yani Çorum evet gerçekten çok kaliteli bir takım. Ama dediğim gibi biz de çok kaliteli bir takımız. Çok iyi bir takımız hatta bana göre. Yani herkesle çarpışacağız yani, bir problem yok. Kendimizden eminiz yani. Bu konuda kimsenin bir şüphesi olmasın. Şimdi Yasin Bey, ben sayfamda soru anketi yaptım. Öncelikle Evet. orada çok soru geldi Erzincanspor taraftarından. Özellikle de mesela senin hakkında hiçbir kötü yorum almadım. Seni çok sevdiklerini.
Teşekkür Bunu ederim. ben gördüm. Şimdi soru anketinden sorular geldi. Ben taraftarın sorduğu soruları şimdi sormak istiyorum size. Tabii. Az önce bir tane soru geldi mesela. İdolünü sormuşlar takımda. Takımda mı? Anlamadım. Takımda aynen. Şu Yani takım Erzincanspor'daki aynen. idolüm. Yani sevdiğiniz idol derken He. şöyle diyeyim. Takımda beğendiğiniz biri. Yani şöyle söyleyeyim, Veya anlaştığınız biri. herkesin ayrı yetenekleri var ama benim en iyi İdol anlaştığım biraz kötü şey oldu ama aynen idol biraz işte soru biraz değişik oldu. Ya aynen. benim yani O zaman önceden de idolünü de soralım. O zaman idolünü de soralım. Takımda sevdiğin birisini de soralım. ha öyle yapalım daha iyi. Ya benim idolüm Arjen Robben. Da oyun tarzı, oyun stili olarak ona çok yakın hissediyorum kendimi ama takımda da yani herkesle aram iyi ama yani Samet'le bir tık daha iyi yani diyebilirim. Ama herkesle aram iyi yani bir sorun yok. Samet Karakoç'la aram daha iyidir ama. Şu anda yayında da izliyor. Ondan selam olsun diyelim. Bir de şey sormuşlar. Tabii bunu cevaplarsın, cevaplamazsın sana kalmış ama şu an Erzincan Spor'da oynadığın için söylüyorum. Eğer de Süper Lig'de oynama şansı olsaydı hangi takımda oynamak isterdin? Yani Süper Lig'de olsaydım hangi takımda? Trabzonspor'da oynamak isterdim. Benim en büyük hayalim yani. Trabzon. Evet. Peki. Bir de bir soru gelmiş. Futbolu sana ne güzellikler kattı? Hayatına ne gibi değişiklikler yaptı? Futbola girişin. Böyle bir soru Yani gelmiş. futbol bana ne gibi şeyler kattı? Birçok şey kattı aslında. Yani şöyle söyleyeyim. Ben 17-18 yaşında ailemden ayrıldım. 18 yaşında da profesyonel oldum. Yani olgunlaşmamı sağladı. Kendime özgüvenimi arttırdı. Ayakta nasıl durabileceğimi öğrendim bu hayatta. Yani futbolun bana kattığı çok şey var. Hani anlatsam bitmez. Kısaca öyle söyleyeyim yani. Peki. Bir tane de hemen soru soruyorum. Bu sene demiş Erzincanspor'umuz Ümit Karan önderliğinde şampiyon olabilir mi? Bunu gerçekten ben çok merak ediyorum. Ya Şu an vallahi tabii benim erken ama. aynen. Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Kendi hani herkes inanıyor ama ben gerçekten inanıyorum yani biz başaracağız yani. Çünkü takım gerçekten çok iyi. Dediğim senin de sorduğun soruyu cevabını az önce söylemiştim. Aile ortamı gerçekten var yani. Sahaya çıkmadan konsantremiz olsun, birbirimizle konuşmamız olsun. Ya yani bunu hissediyorum yani. İnşallah başaracağız. İnşallah diyelim. Bir tane daha soru gelmiş. Aslında bu soru çok erken bir soru ama bunu da cevaplarsın, cevaplamazsın sana kalmış. Dediğim gibi senin çok beğendiklerini söylediler ve seni kaybetmek istemediklerini söylediler. Olur da diyor bu sene şampiyon olduk veya olmadık. Fark etmeksizin. Yasin Dülger'in transferi söz konusu olabilir mi? Acaba Erzincanspor'dan gitmeyi düşünür mü? Yani Veya kalmayı düşünür mü? şöyle söyleyeyim. Ben 2 yıl burayla anlaştım ve hiçbir sıkıntı da yok. Buradaki herkesi seviyorum yani ben. Dediğiniz taraftarları da seviyorum. Onlar da beni seviyor sağ olsun. Bir problem yok. Buraya ben bir şey kazandırmadan buradan kesinlikle ayrılmam yani. Çünkü buranın yeri bende çok ayrı. Kulübün menfaatleri doğrultusunda eğer gerçekleşirse gerçekleşir. Yoksa ben buradayım yani. Tamam. O zaman bir tane daha soru sorayım. Eğer demişler futbolcu olmasaydı ne olmak isterdi? Yine sporun içinde bir olur muydu yoksa farklı olmak istediğiyle Ya olamadı şöyle veya söyleyeyim ben küçükken başka ne olur doktor olmak isterdim ya açıkça evet. Doktor yani. doktor. Aynen. O da güzel. Evet. Az önce taraftara değindiniz. Son olarak da o zaman taraftar buradan ne söylemek istersiniz? Bir çağrınız var mı? Vallahi taraftarlar zaten sağ olsun her maçta stadı dolduruyorlar. Varlıklarını hissettiriyorlar. Biz de elimizden geldiğince onları memnun etmeye çalışıyoruz. Bize güvensinler, bize inansınlar. Biz onların güvenlerini boşa çıkarmayacağız hep beraber diyorum. Teşekkür ediyorum. Yasin Bey, benim sorularım bu kadar. Soru anketinden de hemen hemen bu tür sorular geldi. Ümit Karan önderliğinde şampiyonluk olur muyuz? Önümüzdeki maç hakkında soru sordular. Benim sorularım bu kadar. Ben katıldığınız için çok teşekkür Yo ediyorum. rica Beni ederim ne demek. kırmadığınız Ben için. teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Rica ederim. Buradan söylemek istediğim bir şey var mı son olarak? Ya son olarak söylemek istediğim taraftarları olsun yine. Çarşamba günü hepsini bekliyoruz. İnşallah hemen Isparta maçını telafi edeceğiz hep beraber. Bize güvensinler, bize inansınlar. Sana da teşekkür ediyorum tekrardan beni davet ettiğin için. Bu kadar. Rica ederim. İnşallah bu sezon, bundan sonraki sezonlarda senin için güzel İnşallah. bir sezon geçmesi dilerim. İnşallah bol gollü. İnşallah, O hayal inşallah. ettiğin özellikle Trabzonspor'da seni forma görmek inşallah nasip olur diye. Amin. Amin. İnşallah olur. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Allah'a emanet olun.